Evet, öncelikle arkadaşlar tarih ve en başta tarihin tanımını bir bilmemiz lazım. Şimdi tarihin tanımını bilirken bunu birebir moda ezberlemenize gerek yok. Şu koyu harfle yazılmış olan yerleri bilmeniz yeterli. Yani tarihte zaman ve yer, belge, sebep sonuç, objektiflik. Öncelikle tarihi olaylar bir kere geçmişte olacağı için. Önce tarihin konusu geçmiştir. O zaman ne diyoruz? Şöyle diyebilirsiniz. Bu tanımı değişik şekillerde yapabilirsiniz. Geçmişte yaşamış insanların birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek belgelere dayalı biçimde sebep sonuçlarıyla objektif olarak ele alan bir sosyal bilimdir. Geçmişte yaşanmış ve içinde insan olan her türlü faaliyet tarihin konusu oluşturur. Yani siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, mimari her türlü şey tarihin konusu içerisine girer. Mesela sanayi devrimi ekonomik bir olay, tarihin konusu içerisinde yer alırken mimari mesela Sultanahmet Camisi tarihin konusuna gider. Peki tarihe bilgi eden kaynaklar nelerdir? Biz önce kaynaklar birinci el, ikinci el kaynak diyoruz. Olayın geçtiği döneme ait olan her türlü buluntu, kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para bunlar birinci el kaynaklardır. Yine olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserler de ikinci el kaynaklardır. İşte bunlar da sözlü, yazılı, sesli, görüntülü, gerçek eşya ve nesne olarak da sınıflandırılabilir. Burada sizin en çok karıştıracağınız destanlar yazılı kaynak olarak bazen kabul ediliyor. Destanlar sözlüdür arkadaşlar. Yazılı kaynak değildir. Üzerinde yazı olan her türlü şey yazılı kaynaktır. Mesela para yazılı bir kaynaktır. Aynı zamanda gerçek bir nesnedir. Ama diyelim ki bir madalyon var. Bu üzerinde yazı varsa herhangi bir o dönem bir bizi bilgilendiren yazılı kaynak olur. Yoksa yazılı kaynağa girmez. Şimdi tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkilerine baktığımız zaman tarih biliminin fen ve doğa bilimlerinden en önemli farkı tarihi olaylar tekrarlanamadığı için deney ve gözlem yapılamamasıdır. Belli bir dönem içerisinde olmuş bitmiştir. Tekrarı mümkün değildir. O yüzden deney ve gözlem yapamazsınız. Fen bilimlerdeki gibi olaylar dışarıdan gözlemlenemez. Şimdi arkadaşlar burada da mesela tarih tekrarlanır diyoruz. Evet hocam hani tarih tekerrürden ibaret diyorlar ya diyor. O farklı bir konu. Tarihi olay dediğimiz zaman belli bir zaman diliminde olmuş bitmiş. Mesela Malazgirt Savaşı 1071 yılında Selçuklularla Bizans arasında yapılmış olmuş. Tekrar hadi bu savaşı yapabilir misin? Ya da bu savaşı gözlemleyebilir misin? Deneye tabi tutabilir misin? Olmaz. O yüzden tarihi bilimde, tarihte olaylar deney ve gözlem yapılamaz. Tarihi bilgiler değişir mi? Değişir. Tarihi bilgiler değişir. Çünkü biz belge ve buluntulara bakaraktan özellikle mesela ilkler değişebilir. Mesela ne diyelim? Tarihte ilk parayı Lidyalılar buldu diye biliyoruz, değil mi? Yarın bir gün bir kazı yapılır. Lidyalılardan çok daha öncesine dayalı bir uygarlığa ait para bulunur. Tarih ne olmuş olur? Değişmiş olur. Tarih birçok bilimden yardım alır. Biz tarihi incelerken yardım aldığımız bilim dallarına şöyle bakarsak, tarih öncesi yani yazıdan önceki devirleri incelemesinde bize en fazla yardımcı olan bilim dalları arkeoloji, etnografya, antropoloji ve coğrafyadır. Kimyayı niye kırmızı içerisine aldım? Çünkü kitabımız kimya bu karbon-14 metodunu vermemiş. Bizim de asıl olan kitap olduğu için onu o şekilde belirttim. Arkadaşlar yazılılarda size çıkar, şeylerde de çıkar, testlerde karşınıza. Tarih öncesi devirlerin incelemesinde yazı olmadığı için bizde o dönem en fazla yardımcı olan bilim dalı kazı bilimi olan arkeoloji değil. Etnografya kültürleri inceler. Antropoloji ırk bilimidir. Yani her türlü yer altından çıkan o döneme ait iskelet yapıları ve genel anlamdaki ırkı bilgiler bize verir. Coğrafya zaten tarihe en büyük yardımcı bilim dalıdır. Çünkü bütün olaylar bir coğrafi mekanda meydana gelir. Paleografya yazı bilimidir, epigrafya kitabe bilimidir. Şimdi normal bir matbu ya da işte bir belgenin üzerindeki
yazı paragraflar okur. Ama kitabe üzerinde ise bu epigrafların işidir. Yani epigrafla paleografyayı karıştırmayın. Biri kitabe bilimidir, biri yazı bilimidir. İkisi de yazılar çözer ama epigraf ve kitabeler üzerindeki yazılar. Filoloji dil bilimidir, numizmatik para bilimidir. Aynı şekilde bu toponomografi, gidografya da kitabımızda yer almadığı için bunları da biz kırmızı çine aldık. Heraldik arma bilimidir, kronoloji zaman bilimidir, sosyoloji toplum bilimi, diplomatik siyasi bilimde. Bunlar kendiniz zaten şu kelime itibariyle bunları bilirseniz ne olduğunu anlarsınız. Peki tarihe olaylara bakış açısı nasıl olmalı? Bu da önemlidir. Bu da size özellikle üniversite sınavlarında da bu tür sorulardan gelebilir. Tarih olaylara nasıl bakmalıdır? Objektif yani tarih tarafsız ya da nesnel olunmalıdır. Hepsi aynı şey. Olayın meydana geldiği dönemin şartları ve değer yargılar iyi bilinmelidir. Bu da çok önemli. Şimdi tarafsızlık tarihi kendi duygularınızı karıştırmamanız lazım. Olay neyse olduğu gibi aktarmamız lazım. Mustafa Kemal ne diyor bu konuda? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçekler insanlığı şaşırtacak bir hal alır diyor. Yani tarihi yazanlar tarihin aslına saygı duymak zorundalar. Kendi yorumlarını, duygularını karıştırmamalılar. Dönemin şartları niye önemli? Çünkü bir olay kendi döneminin şartlarını göz önünde bulundurularak oluşmuştur. Yani o dönemin siyasi, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Belgeler olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşır. Yani biz geçmişte olan bir olayı günümüz şartlarıyla değerlendirirsek çok büyük hataya düşmüş oluruz. Evet arkadaşlar, zaman ve takvim konusuna geldiğimiz zaman dünya takvim sistemleri insanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvimi kullanmışlardır. İşte Sümer, Babil, Mısır, Yunan, Roma, Maya, Çin, Hint, Tibet, Türkler, Araplar, çeşitli milletler ve topluluklar değişik zamanlarda farklı takvimler kullanmışlardır. Takvimler dediğimiz zaman 2 yıl esas alınır. Ay yılı ve güneş yılı esas olarak oluşturulur. Ay yılı ayın dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve 12 tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür. Güneş yılı ise dünyanın güneş etrafındaki bir tur dönüşünü esas alır. Bu süre 365 gün 6 saattir. Yani ay yılı ile güneş yılı arasında 11 günlük bir fark vardır. Milletler kendilerine takvim başlangıcı olarak önemli yılları seçmişler. İşte İbraniler M.Ö. 3761 yaratılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyatların yapıldığı yılı, işte Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı ve Müslümanlar hicreti yıl başlangıcı olarak almışlardır. Türklerin kullandıkları takvime geldiğimiz zaman, Türkler tarih boyunca 5 tane takvim kullanmışız arkadaşlar biz. Bunlar 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Rumi takvim, Miladi takvim ve Celali takvim olmak üzere. İlk kullandığımız 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esasıdır. Şurada hemen bunu buradayken söyleyivereyim. Türklerin kullandığı bu 5 takvimden sadece Hicri takvim ay yılı esaslıdır. Diğerlerinin hepsi güneş yılı esaslıdır. Yani hangisi güneşte hangisi ay demeyin. Bir tane ay var zaten, o da Hicri. Güneş yılı esaslı olan 12 hayvanın Türk takvimimizde her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. Yani aylar ve günler sayıyla yıllar hayvan ismiyle adlandırılmış. Türklerden başka Moğol, Çin ve Tibetliler de bunu kullanmışlardır. İşte hayvan isimlerine baktığımız zaman bunlardan mesela işte yılan yılının 3. ayının 2. günü uçmağa vardı diyor. Yani öldü diyor. Hicri takvim ise Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte kullandıkları bir takvimdir. Ay yılı esaslıdır. Başlangıcı hicrettir. İlk defa Hazreti Ömer zamanında kullanılmıştır. Milat takvimi arasında 11 gün fark vardır. Günümüzde hala dini günler ve törenler Hicri takvime göre ne yapılmaktadır, hesaplanmaktadır. Bunlar da kameri aylar. Celali takvim Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın emriyle ünlü Türk bilgini Ömer Hayyam'a yaptırılmıştır. Melikşah'ın Celaleddin unvanına izafeten bu ismi almıştır. Miladi 21 Mart'tır başlangıcı. 15 Mart 1079'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 365 gün 6 saat, yani bu da nedir? Güneş yılı esaslıdır.
Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Hicri takvim kullanıyor ama bu yıl, güneş yılı, ay yılı arasındaki farklılıklar özellikle mali alanda sıkıntı olduğu için 1839'dan itibaren Osmanlı Devleti Rumi takvimi kullanmıştır. Miladi ile arasında 584 yıl bir fark vardır. Sadece aylarda Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak isimleri değişik, diğerleri aynıdır. Teşrin evvel Teşrin-i Sani, Kanuni evvel Kanuni Sani farkı olan isimler. Milad takvim günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Kökeni Mısırlara dayanan bu takvim Romalılar geliştirmiş ve Papa 13. Gregorius son şeklini vermiştir. O yüzden buna Gregorian takvimi de denir. Bizde de 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılır. Arkadaşlar, bu yüzyıl hesaplamalarıyla ilgili benim videom var. Burada hemen o videoya da girip kendiniz ne yapabilirsiniz? Oradan ayrıntılı bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Bununla ilgili çok geniş bir video. Burada çok fazla üstüne durmayacağım.